Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz resim sanatçısı, sunucu Funda Döşkaya. Funda Döşkaya, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız Cengiz Han Bey? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle tabii orada resimlerinizi de görüyoruz tabii. Sizin resim hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii ki. Resim hikayem aslında ufak yaşlarda böyle bir yeteneğimin olduğunu fark etmiştim. Ama çok fazla o zamanlar üstüne düşmemiştim. Yani resim yapmıyordum da. Yine böyle ufak tefek el işleri, çantalar falan yapıyordum. Takılar falan kendim tasarlıyordum. Onlarla harçlığımı falan çıkartıyordum. Aradan zaman geçti. Ama resim içimde vardı ama hep yine bir kenardaydı. Hiç daha su yüzüne çıkmamıştı. Liseyi bitirdikten sonra bu üniversite sınavlarına girdim. Sınavları kazanamadım. Daha sonra ek kontenjanla tekrar bir sınava giriş hakkımız olduğu dönemde tatilden dönerken yolculukta bir hanım arkadaşla tanıştık ve o Güzel Sanatlar Fakültesinden bahsetti. Öyle bahsedince ya dedim benim resme de ilgim vardı. Hiç bugüne kadar da hiç üstüne düşmemiştim. Neden olmasın? Bir şansımı deneyeyim dedim. Ve bir ay kadar kısa bir süre de olsa resim kursuna gittim. Ama tabii baktım ki ya bütün millet yıllarını vermiş bu işe. Yıllarca kurslara gidiyorlar ve sınavlara hazırlanıyorlar. Tabii bir aylık çalışmayla Güzel Sanatlar Fakültesi sınavlarım denk gelmedi. Sonra inat ettim. Araştırdım içinde resim olan hangi bölüm var, ne var, ne yok diye. Sonra makine ressamlığı bölümünü gördüm. İşte resimle alakalıdır falan diye böyle çok büyük bir hevesle o bölüme yazıldım. Ama tabii okula gittiğim zaman onun teknik resim olduğunu gördüm. Yani okula gittiğimde arkadaşlar hep bütün objelere bakarak deli gibi onların işte üç görünüşlerini çıkarttıklarını, üç boyutu çizdiklerini gördüm. Başta hiçbir anlam da veremedim. Bunlar ne yapıyorlar falan diye. Neyse sonra okulu bitirdim. Evet, normal resimlerle çok alakası yokmuş ama işin tekniğini öğrenmek açısından da oradan da çok fazla şey öğrendim. Sonra yine resim vardı ama yine hala su yüzüne çıkmadı. Sonra ben memuriyete başladım. Memuriyete başladığım zaman da çalıştığım kurum damirlerimiz tarafından resim kursu verildi. Çok da yoğunduk o dönemde çalıştığım yerde. Hani bir nebze böyle rahatlamak için hem de yeteneğimi ortaya çıkartmak için artık dedim zamanı geldi. Ben bu kursa yazılıyım. Neyse kursa yazıldım. Baktım bayağı keyifli gidiyor kurs. Ya bir ortaya bir şeyler çıkarttıkça o içimdeki yeteneği keşfettiğimi de fark ettim. Ondan sonra da hiç bırakmadım, üzerine düştüm. Yani şu an 4. kişisel sergime hazırlanıyorum. Bu arada araştırmayı çok fazla seviyorum. Evet, okul anlamında bir eğitim almadım, alaylıyım ama kendi kendime çok fazla araştırmalar yaptım. Kendimi çok fazla geliştirdim. Sonuç böyle. Şu anda da hala artarak çalışmalar devam ediyor. Harika. Hepsi de birbirinden güzel. Zaten sergilerinizi de takip etmiştik. Peki size göre... İyi bir resim sanatçısının özellikleri nelerdir? Her mesleği ifade ederken bir takım özellikler sıralarız. Siz iyi resim sanatçısını anlatırken önceliğiniz neler olur? Neleri öne çıkarırsınız? Evet, iyi bir resim sanatçısı nasıl olmalıdır? Aslında çok geniş kapsamlı bir soru. Hani tek bir özellikte söylemek de biraz zor olur. Belki hani teknik özellik, ressamın kişisel ve karakter özelliği olarak böyle ana hatlar altında kabaca bahsedersem tabii ki teknik anlamda bir desen bilgisinin, renk bilgisinin, bir perspektif bilgisinin bunların hepsinin sağlam olması gerekir. Yani iyi bir görme kabiliyetinin olması gerekir. Kişisel anlamda da iyi bir resim sanatçısı çok sabırlı bir insan olmalıdır. Çünkü bu kadar eseri yapmak gerçekten çok fazla sabır istiyor, zaman, emek istiyor. Çok naif insanlar olmalıdır ki böyle olduklarına inanıyorum. Çok daha fazla duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani etraflarında yaşanan olaylar olumlu, olumsuz, ne olursa olsun onlardan resim sanatçısı ya da bütün sanatçıların çok daha fazla hisseden kişiler olduğunu düşünüyorum. Yani çok daha fazla etkilenen kişiler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu olumlu, olumsuz olaylardan etkilenerek o içlerindeki ruhlarında oluşturdukları duyguları kendi açımdan örnek verirsem tuvallere aktarıyorum ya da işte yazar yazıya döküyordur, ne bileyim işte müzisyen şarkısına döküyordur gibi. Onun dışında farklı bir bakış açılarının olduğunu düşünüyorum resim sanatçısı insanların. Yani herkes her şeye düz bakarken çok daha farklı olayların
farklı yönlerini görerek müdahale ettiklerini düşünüyorum. Böyle bir de kendimden örnek vereyim. Normal diğer düz insan gibi değiller. Şöyle mesela çok çocuk ruhlu olduğumu düşünüyorum ki zaten arka fonda da görüyorsunuz resimlerde o içimdeki çocuğu ben yansıtmaya çalışıyorum. Yani sanatçı, resim sanatçısı olan insanların o kendi içinde barındırdıkları o özellikleri tuvale aktardığını düşünüyorum. Böyle. Evet. Tabii Funda Döşkaya özellikle sizin spikerlik ve sunuculukla ilgili de çalışmalarınız var. Evet. Biraz oradan bahsedersek ona dair neler söylersiniz, neler yapıyorsunuz, neler yaptınız? Neler onunla da ilgili o da çocukluktan beri aslında hayalimdi. Çok böyle küçük yaşlarda insanların karşısında konuşmaya aslında çok da utanıyordum ama yine lisede bir izci kampına gitmiştik gönüllü olarak. Kampın son gününde de şey yaptılar, bir eğlence yaptılar. Ve bana dediler ki bu gecenin sunucunu onu yapar mısın? Ben çok ikilemde kaldım işte yapar mıyım, yapamaz mıyım falan derken. Dedilerken yapsan da yapmasan da bugün böyle geçip gidecek. Yani en azından bir deneyimlemiş olursun dediler. Ya tamam dedim. O gün öyle bir deneyim yaşamış oldum ve çok keyif aldım. Sonra işte spikerlik ve sunuculuk kursu almak istedim ama o da gene hiçbir şekilde denk gelmedi. Bir şekilde hep ertelendi. Sonra yine memuriyete başlayınca, hep de böyle memuriyete başlayınca içindeki özellikler ortaya çıktı. Belki de doğru zamanlar bu zamandı, bilemiyorum. Memuriyete başlayınca çalıştığım kamu kurumunun hem işte çeşitli organizasyonlarında ne bileyim işte sunumları olur, davetleri olur, yemekleri olur. Bu tip organizasyon işlerinde sunumlarını yapmaya başladım. Öyle bir yaklaşık olarak yani bir 10 yıl kadar falan bu işlem böyle devam etti. Sonra işte bir iki sene önce de daha fazla üstüne gitmem gerektiğini düşündüm. Ve spikerlik sunuculuk kursuna gittim. Orada birkaç aylık eğitim aldım. İşte ufak tefek demo çekimleri yapıldı ve çok sevdiğimi anladım bu işi. Sonrasında böyle çocuklarla çok fazla haşır neşirim. Onlarla hep bir şeyler yapmak istiyorum. Bir arkadaşımın da bir kanalı vardı. Orada da çocuklara yönelik böyle ufak tefek programlar denedik. Yani çok fazla değildi. 5-6 deneme yaptım ama yine keyifliydi böyle onlara değişik atık malzemeler ya da işte legolarla falan oyuncak yapımları anlattım. Böyle ondan sonra kaldı. Bu hep içimde. Bunun üzerine de gitmek istiyorum. Hatta ilerleyen zamanlarda Allah kısmet ederse çocuklarla alakalı da böyle kafamda tasarladığım projeler var. Onları hayata geçirmek istiyorum. Evet. Tabii baktığımız zaman hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Belki de etkilemediği alan yok gibi. İşte eskiden radyo dinleyicisi, televizyon izleyicisi, gazete okuyucusu gibi kitleler vardı. Bugün herkes internet kullanıcısı. Her geçen günde bu dönüşüm artıyor. İşte resmi de, spikerlik sunuculuğu da, medyayı da her şeyi hemen hemen etkiliyor. Bu anlamda siz bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Kendinize dair nasıl görüyorsunuz? Dijitalleşmeye dair neler söylersiniz? Dijitalleşme ve şu an çağımızın gerekliliklerinden bir tanesi dediğiniz gibi. Artı yönleri de çok fazla her alanda ama eksi yönlerinin de çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hani kitleleri anında ulaşabilmek açısından yaptığınız bir şeyi insanlarla buluşturmak açısından kendi işimle alakalı söylersem çok güzel bir şey. Tek tutuşta insanlar bütün nesillerin hepsine işte bu sosyal medya aracılığıyla ulaşabiliyor. Evet çok güzel. Ya da dediğiniz gibi diğer alanlarda da bir bilgiye ihtiyaç olsa anında tek bir tuşla her şey elimizde. Yani bazı alanlarda evet çok iyi. Mesela iş hayatımızda evrak kirliliğini, fazla yazışmaları, ne bileyim işte gereksiz dosyalama, o arşivleme işlemlerini ortadan kaldırdığı için evet güzel. Ya da işte çocuklara bu dijital ortamda işte hemen oyun oynamaları yine psikolojilerinin zekalarını ve işte el becerilerini geliştirmek açısından da iyi. Ama eksi yönlerine bakınca her şey o kadar kolay, zahmetsizce erişebilmek bir bakıma da o kadar güzel değil. Ya bir şeyler için emek vermeliyiz tabii. Her alanı için konuşmuyorum ama mesela bir ödev araştıracağım. Evet, internetten hazır her şey önüme geliyor ama ben bir gideyim kütüphaneye, araştırayım, emek vereyim. Yani çok kolay ulaştığımız şey çok da kolay tüketilebiliyor ve çok da kolay sıkılabiliyoruz. Ya da işte bir alan çok genişçe olduğu için her şeyden böyle parça parça örnek veriyorum. Ya da mesela bir ürün alıyorum internetten, görüyorum çok güzel, harika, tek tuşa basıyorum, ürün kargo ile elime geliyor ama ürünü gördüğüm
ekrandakiyle orijinali çok farklı. Ya da işte resimler için, evet bunu şeyde görüyorum, ekranda çok güzel ama orijinaline dokunmak, onun canlısını gördüğünü, dokusunu hissetmek, ruhunun kendi ruhuma geçmesi, o bu ortamda çok da sağlıklı değil bana göre. Yani yüz yüze olmak daha iyi. Evet. Düzgün gerektiği yerlerde kullanıldığı zaman tabii iyi bir şey. Şeyi, etkisi, artıları tabii ki yadsınamaz. Bir evet. De çok ufak bir şey daha. Belli bir yaş grubu üstünün de interneti hala kullanmadığını da biliyoruz. Hani o kesimlere ulaşabilmek için de yine hala işte sergilerin olması ya da dijital ortam olmadan normal ortamın olması da gerekli. Evet. O tabii altın çizdiğiniz noktada son derece önemli. Funda Döşka'ya yayınımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Son olarak resme dair, spikerlik sunuculuğa dair son sözleriniz neler olur? Bize son olarak neler söylemek istersiniz? Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Resme ve sunuculuğa dair bunlar Allah'ın bana vermiş olduğu yeteneklerdi. Şükürler olsun. Ben bunların üzerine giderek kendimce geliştirip bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve kendimi anlatmaya çalışıyorum insanlara. Herkesin kendine ait özel bir yeteneğinin olduğunu biliyorum. Ve bu yeteneklerin üzerlerine gitmesini insanlara öneriyorum. Ve bir de son olarak bunu da genel söyleyip kapanışı yapayım. Ne iş yaparsanız yapın, kalbinizle yapın diyorum. Mevlana'nın da çok güzel bir sözü var, çok da severim. Kalbinizle yaptığınız her şey bir gün size geri gelecektir der. Ve bu sözü de çok inanıyorum. Böyle. Evet, çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyoruz inşallah. İnşallah. İyi günler. Her İnsan Bir Dünya'da bugün konuğumuz resim sanatçısı, spiker, sunucu Funda Döşkaya'ydı. Bir başka Her İnsan Dünya'da görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.